Selamünaleyküm. 8 Ekim'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 8 Ekim 415. 20 Haziran 404'te yanan Ayasofya yeniden inşa edildi. Ayasofya 1453 yılında İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüş, 1935 yılından beri ise anlaşılmaz bir şekilde müzeye çevrilmiş, Batı dünyası ve Türkiye'deki azınlıklar da cami olacağına müze olarak kalmasına alkış tutmuşlardır. Ayasofya 24 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıllık esaretin ardından cami olarak yeniden ibadete açıldı. 1912. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki 4 devlete karşı mücadele ettiği Balkan Savaşı başladı. 29 Eylül 1913'e kadar süren çatışmaların temel nedeni ise Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı'nın Balkanlarda hızlanan faaliyetleridir. 1918. İttihat ve Terakki Partisi iktidardan uzaklaştırıldı. Aslında İttihatçılar iktidardan uzaklaştırılmamış, baştan başa işgal edilen Osmanlı'da hiç kimsenin iktidarı kalmamıştı. Tehlikeyi gören İttihatçıların elebaşları Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa başta olmak üzere kaçmışlar ve ülkeyi içine soktukları bataklıkla baş başa bırakmışlardı. 1925. Yahudi ve Ermeni ruhani başkanları Lozan Antlaşması'nın azınlıkların korunması ile ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek Türkiye toplumu içinde yaşamak istediklerini açıkladılar. Zira ülke dindaşları Avrupa'nın kanunlarıyla yönetilmeye başlanmış ve Müslümanlara tanınmayan dini haklar kendilerine verilmişti. Yani ortada Türkiye'yi terk etmelerini gerektirecek bir durum yoktu. Ama aynı dönemde Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmelerine izin verilmiyordu. Uygulamalardan anlaşıldığı gibi Cumhuriyet kadroları din düşmanı değillerdi. Ama İslam'a düşman olduklarına şüphe yoktu. 1958. Pakistan'da Eyüp Han darbeyle iktidarı ele geçirdi. Son 100 yılda onlarca İslam devletçikleri kağıt üzerinde bağımsızlıklarını kazanmış ama yönetimleri darbe ve iç çekişmelerle sürekli Batı ve ABD güdümünde kalmıştır. 1990. Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine Süleyman Mabedi yapmak isteyen Yahudilerle Filistinli Müslümanlar arasında çıkan çatışmada Siyonistlerin açtığı ateş sonucu 30 Filistinli şehit olurken 800 kişi de yaralandı. 2005. Pakistan'ın Keşmir eyaleti 7,6 büyüklüğünde depremle adeta yerle bir oldu. Pakistan tarihinin en büyük ve en yıkıcı depremlerinden biri olan Keşmir depreminde yaklaşık 75 bin kişi hayatını kaybetti. 2013. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak Öğrenci Andı başlıklı 12. maddeyi yürürlükten kaldırdı. Yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlanan açıklamaya göre öğrenciler her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca öğrenci andını söylerler ifadesi yürürlükten kaldırıldı.